Selamlar arkadaşlar herkese, ben Mehmet. Bugün farklı bir video konseptiyle karşınızdayım. Mobil oyun tanıtımı yapacağız. League of Legends videolarının devamı gelecek. Sadece bu aralar taşınma olayından kaynaklı çok prize videoları çekemiyorum maalesef. Bundan kaynaklı zaten mobil bir oyun arama ihtiyacı hissettim telefondan oynayabileceğim ve bu oyun karşıma çıktı. Diğer oyunlardan birazcık daha farklı bir oyun. Görsel güzel bir yanı yok işin açıkçası. Görsellik yok oyunda zaten. Ama onun dışında siyaset tabanlı bir oyun. Diğer oyunlardan farkı bu. İlk defa böyle bir oyun gördüm ben. Belki var aranızda buna benzer oyunlar gören. Ülkenizde cumhurbaşkanı, vali, bakan tarzındaki kademelere yükselebiliyorsunuz. Seçimler yapılıyor. Ülkenizi diktatörlük, başkanlık sistemi, cumhuriyet sistemi gibi farklı farklı sistemlerle yönetebiliyorsunuz ve bu zaten aynı şekilde siyasetle, bürokrasiyle ilgilenen arkadaşların sevebileceği tarzda bir oyun. Ben de oyuna yeni başladım zaten. Bu bizim profilimiz. Oyunda siyaset yapılıyor abi, aşırı bir şekilde. Siyasetle başa gelmeye ve siyasetle rakiplerinizi geri bırakmaya çalışıyorsunuz. 30 evvel başlıyorsunuz oyuna. Kuvvet, eğitim ve stat denilen 3 tane özelliğimiz var ve bu özellikler de 30 levelden başlıyor. Bunları arttırmaya çalışıyorsunuz. Ben bu oyunu ilk baktığımda, bakın şuradan size parlamentoyu açayım. Türkiye parlamentosuna girdim ve orada şöyle yasaların tartışıldığını gördüm. Bu benim hoşuma gitti. Türkiye Cumhuriyeti'nin adı Anadolu Cumhuriyeti diye değiştirilsin tarzında kanun önerileri vardı. Kürt kardeşler tarafından gelmiş ve orada da dedikleri şuydu. Burası da sadece Türkler yaşamıyor, biz de yaşıyoruz. Hayır, halkların kardeşliği tarzında gerçek hayatı yansıtan bir siyaset yapıldığını gördüğümden kaynaklı birazcık da bu oyunu sevdim. Tabii ki Türkiye'nin adı değişmez ve değiştirilemez diye ümit ediyoruz. Artık hiçbir şey için kesin konuşamıyoruz dışı açıkçası. Ama bu tarzda gerçek yaşamda yapılan siyasetin oyuna yansımış olması ve aynı şekilde hükümet sistemlerinin diktatörlük olsun, başkanlık sistemi olsun, bunların da oyunda var olması kendi ülkemiz adına bize bir şeylerin de öğretebildiğini gördüm bu oyunda. Oyun çok kapsamlı bir oyun, tam anlamıyla ben de öğrenebilmiş durumda dilim işin açıkçası. Sağ olsun Türk kardeşler var burada. Onlar oyunu ellerinden geldikleri kadarıyla öğretmeye çalışıyorlar. Milletvekili olabilmek çok kolay oyunda. Zaten sizin çok fazla bir şey yapmanıza gerek yok. Eğer aktifseniz girip bu yasaları hızlı bir şekilde onaylamanız ya da reddetmeniz lazım. Ki bu reddetmelerle beraber reddetmeniz lazım ki gündeme yeni kanunlar gelebilsin ve meclis işleyebilsin. Eğer milletvekiliyseniz tek yapmanız gereken bu. Oyunun başında ilk önce kendinizi geliştirmeniz lazım ki ondan sonrasında devlete vali, cumhurbaşkanı ya da bakan olabilirsiniz. Çünkü kendinizi geliştirmeden devlete herhangi bir şekilde bağış da yapamazsınız. Diyelim ki ben şu an Ankara'da Ankara'ya kurdum evi ve fabrikayı. Ben daha tam olarak kendi fabrikamı, evimi ve statlarımı geliştiremeden doğru düzgün Ankara'ya herhangi bir şekilde bağışta bulunamam. Vali olmak istiyorsanız devlete bağışlarda bulunmanız gerekiyor. Burada kanun önerileri var tabii ki. Bazen troller oluyor ama bazen de gerçekten tartışılabilen güzel kanun önerilerinde bulunuyor milletvekilleri. Oyunda bağımsızlık için ayaklanma başlatabiliyorsunuz ki Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde ayaklanma başlatan insanlar oluyor ki bu ayaklanmayı başlatan insanlar da Türk, sırf trollüğüne ya da işte he falan gibi saçma sapan hareketlerle oyunda da olsa Türkiye'de ayaklanmayı çıkartmak çok hoş bir şey olarak görmüyorum ben. Yani şöyle yapılabilir. Size de tabii tarihten kendi tarihimden birazcık hem ders hem de öğretici birkaç bilgi vereyim. Ben Samsunluyum ve Samsun'da Taceddin oğulları tarzında bir beylik vardı Osmanlı'dan önce. Sonra kendi isteğiyle Osmanlı'ya katıldı. Pek Osmanlı ile savaş olayları vesaire yok. Trabzon Rum'la savaşmış bir beyliktir Taceddin oğullarıcığımız. Mesela ben Samsun'a gittim oyunda, diyelim ki ayaklanma başlattım ve Taceddin oğulları beyliğimi kurdum. Tabii ki bu Türkiye'ye, oyunda Türkiye'ye zarar verebilecek ayaklanmalardır. Verecek ayaklanmalardır. Ama bu tarzdaki özellikler de var ve bizim amacımız bu ayaklanmaları bastırmak. Oyundaki amacımız daha çok. Ve Türkiye'yi üst bölgelere taşımak. Türkiye gelişmişlik noktasında oyunda birazcık geri kalmış gibi duruyor. 42 bin civarında oynayan var şu an bu oyunu ve bunun 10 bin tanesi Türk olmasına rağmen Türkiye'nin niye geri kaldığı noktasında herhangi bir fikrim yok işin açıkçası. Sadece yakın zamanda büyük bir savaş olmuş ve bu savaştan Türkiye etkilenmiş, öyle duydum daha önceki oynayan arkadaşlardan. Amacımız bu Türkiye'mizi üst seviyelere çıkartabilmek ve en azından oyunda bari Türkiye dünyada liderliği ele geçirsin diye düşünüyorum. Çünkü oynayan Türk nüfusu da bu kadar çokken bu kadar çok geri kalması bana hakikaten anlamsız geliyor. Herkes Tokyo'ya ikamet almaya çalışıyor. En gelişmiş şehir olduğundan kaynaklı. Gelişmişliğin şöyle güzel bir yanı var. Bu bastığınız statlar sizin gücünüz, daha önce de demiştim. Bu statların basım süresini azaltıyor.
ikamet ettiğiniz şehir. Yani bir saatte basacağınıza, örnek vereyim, Tokyo'da eğer oturuyorsanız, ikametiniz Tokyo'daysa 40 dakikada basıyorsunuz. Ve oyuncular genellikle bundan kaynaklı Tokyo'ya almaya çalışıyor. Aynı şekilde evinizi geliştirirseniz yine bu statların bekleme süresi bir miktar azalıyor. %25'e kadar düşebiliyormuş. Maksimum 99 yapabiliyorsunuz evinizi. Fabrika kurabiliyorsunuz. Oyunun başına fabrika kurmak zordur. 30 level başlıyorsunuz. 60 levele kadar birazcık az para alıyorsunuz. Fabrikalardan mesela 15 bin maaşı varsa çalıştığınız fabrikanın, 60 levelden sonra 450 milyon maaş verebilecek fabrikalar bulabiliyorsunuz. Tabii bölgenizden maden, petrol, altın, uranyum, elmas tarzında madenler çıkartabiliyorsunuz. Ve bu da size iş tecrübesi olarak geliyor ve iş tecrübeniz arttıkça çalıştığınız fabrikalardan daha fazla ücret almaya başlıyorsunuz. Ben şu an elmas fabrikasına çalıştığım için en çok iş tecrübem elmasta örnek olarak. Eğer altın fabrikasına çalışırsam hiç ücret alamayacağım. Yarın bir gün diyelim ki elmas madeninde artık kar getirmiyor, elmas altın madenine yönelmek istiyorum. Bu durumda tecrübelerimi bu şekilde altın madenine aktarabilirim, değiştirilecek miktarı buradan yazarak. Bu da bana 75 golda mal olur. Oyunun başına fabrika açmayın. İlk önce gelişmeye bakın. Tabii eğer oyuna para yatırıyorsanız, gerçek paradan bahsediyorum ki her oyunda zaten bu para muhabbeti vardır biliyorsunuz, çok daha hızlı gelişebilir, fabrikalar açabilir ve bu fabrikaları da geliştirebilirsiniz. Fabrika açmak zaten çok kolay. Fabrika açmakta sıkıntı yok. O fabrikayı geliştirebilmek zor. Oraya işçi bulmak, orası için tekrardan işte para bulabilmek vesaire. Bir level fabrikayı kurduğunuzda hiç kimse gelmez ve hiçbir şekilde fayda sağlamayacaktır. Geri kapatırsınız fabrikayı. Geri kapattığınızda da açtığınız fabrikayı ücretin bir kısmını geri alıyorsunuz. Burada haberler kısmı var. Haberlerde de aynı şekilde iş ilanlarında fabrikanıza eleman arıyorsunuz ya da bir fabrikada çalışmak istiyorsunuz. İlanda bulunabiliyorsunuz ve burada siyaset yapabiliyorsunuz aynı şekilde. Parti sistemi var. Tabii partiler kuruluyor. Harekat Ordusu diye bir partideyim ben. Kendi WhatsApp grupları, kendi Discord grupları vesaire var. Oyunu ellerinden geldikleri kadarıyla öğretiyorlar ve Türkiye için ellerini taşların altına sokmaya çalışıyorlar işin açıkçası. 464 kişi sayısı var ama bu oynayan sayılara da bakmayın. Türkiye'de mesela 10.000 kişi varsa bunlardan belki de 1000 tanesi aktiftir. Geri kalan 9.000 tanesi nadir nadir oyuna giren insanlardır. Bizim YouTube kanalımızdan oyunu sevenler, beğenenler ve gelmek isteyenler olursa da kendimize özel bir parti zamanla kurabiliriz belki. Dünya haritasını göstereyim size. Dünya haritasında arkadaşlar biz ikinci bir devlet kurmuşuz kendimize ve bu ikinci devlet göstermelik devlet gibi. Eğer olur da savaşı kaybedersek ya da Türkiye yıkılırsa bu devletimiz ayakta kalsın. Oradan tekrardan güçlenmeye çalışırız tarzında bir düşünce olmuş olabilir bu Maşa devleti. Yunanistan'la aramız çok iyi. Gerçek yaşamla kıyaslamayın. Burada da bir ayrı bir tarih var bilmediğimiz ve dönem dönem bazıları arkamızdan vurmuş. Mesela bazı Türk devletleri arkamızdan vurmuşken Yunanistan yanımızda durmuş. Bundan kaynaklı Yunanistan'la kendimiz toprak veriyoruz ve bazen onların topraklarını alıyoruz. Mesela şu Ege adaları bizde olmasına karşın yarın bugün oylamayla savaşmadan onlara geri verebileceğimiz topraklar bunlar. Geçmişe yolculuk yaparaktan dünya tarihiyle ilgili bazı bilgiler edinebiliyorsunuz. Haritanın tarihini görebiliyorsunuz burada. Antarktika kıtasındaki Antarktika kıtasını ele geçiriyorsunuz. Orada ticaret yapabiliyorsunuz. Aynı şekilde Ay'a gidip Ay'da fabrikalar kurup ticaret yapabiliyorsunuz. İttifakları burada görebilirsiniz. İttifak oluşturulmuş 3-4 tane büyük ittifak var. 3 tane büyük ittifak var en azından. Ve bu ittifaklara karşı savaşmaya çalışıyorsunuz. Ayakta durmaya çalışıyorsunuz. Diğer ülkelerle bir nevi siyaset yapıyorsunuz. Tabii bu siyaseti yaparken diğer ülkelerin sizin hakkınızda ne düşündüğünün, diğer ülkelerin insanların ve sizin ittifakta bulunduğunu da görebiliyorsunuz burada. Tabii burada dil bilen insanların da önemi var. Türkiye'de hani oyunda eğer dil biliyorsanız diğer ülke başkanlarıyla bizim ülkemizin başkanı arasında bir diplomat görevi görebilirsiniz aynı şekilde. Nüfusları görebilirsiniz. Gelir vergisi var. Kazandığınız paranın bir miktarını devlete vergi olarak geri ödüyorsunuz. Petrol ve altın günlük olarak 2 defa yenileniyor sanırım. Bu altınlar bitiyor bir süre sonrasında. Çalışıyorsunuz. Bölgenizden çıkan altınlar suyunu çekiyor. Türkiye'de tabii bu maden bitmesi olayı çok fazla yaşanıyor. Çünkü oyunu en çok oynayan insanlar Türkiye'de ve bir anda eritiyorlar abi Türkiye'deki madenleri. Hükümet şekillerini görebiliyorsunuz. Dediğim gibi hani burada siyaset tabanlı bir oyunda da siyasetle ilgili ve yönetim şekilleriyle ilgili siz bilgi edinmiş oluyorsunuz. Diktatörlük nedir? Tek parti sistemi nedir? Monarşi nedir? İşte başkanlık sistemi nedir? Cumhuriyet nedir? Tarzında farklı farklı yönetim biçimleri var. Ve bunlarla ilgili bazı bilgiler edinebiliyorsunuz oyunda. Örnek olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin şu an yönetim biçimi değişti. Başkanlık sistemi geldi. Ve mecliste bulunan birçok milletvekilinin bu sistem nasıl bir sistemdir tarzında bir fikri bile olmadığına eminim ben. Hani bu oyun en azından biz Türk gençlerine karşı ülke yönetimi hakkında bilgi kazandıracaktır ve tecrübe sağlayacaktır. 18 yaşındaki çocuklar milletvekili oluyor. En azından bu oyunu oynayıp
öyle milletvekili olsun diyorum. Oyundan herhangi bir şekilde para almadım. Hani reklamını yapıyor olma sebebim sadece oyun gerçekten çok hoşuma gitti. 65 level oldum. Ve oyunda siz kardeşlerim de gelirseniz eğer beraber bir parti, ittifak kurabiliriz ya da ülkenin gelişimi için önemli roller oynayabiliriz diye ümit etmemden kaynaklı. İnşallah video hoşunuza gitmiştir. Zaten buraya kadar izlediyseniz büyük ihtimalle oyunu da yükleyeceksinizdir diye tahmin ediyorum. Gelirseniz beklerim abi. Beraber bir şeyler yapmaya çalışacağız ama dediğim gibi oyunun başında çok fazla yapacağınız bir şey yok. Bol bol kasmaya çalışacaksınız. 60 level olacaksınız. Kendinizi geliştireceksiniz. İlerleyen safhalarda devlet yönetiminde bulunmaya çalışacağız. Tabii oyuna başlar başlamaz oy hakkınız bulunuyor. Partide aynı şekilde oy kullanabilip liderimiz hani seçecek olan liderimiz için oy kullanımında bulunabilirsiniz. İlerleyen zamanlarda da siz de yönetime katılabilirsiniz. Oyunu iyice öğrendikten sonra geniş kapsamlı bir oyun. Ben de tam anlamıyla öğrenemedim. Gelin beraber öğreniriz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.